Şimdi Ekrem Bey de bu ihtimali gördüğü için 4-5 defa kayda şunu girdi. Genel merkez mevcut yönetim değişmezse bizim yerel seçimde kaybetme ihtimalimiz var ee, ve zorlanırız diye. Bunu birkaç ya kere şimdiden kaybederse yani. eğer yönetim değişmediği için kaybettim kusura bakmayın demenin hazırlığı mı? Mutlak surette diyecek. Kayda gelsin mutlaka söyleyecek. Eee... Ben mesela ya bir de şöyle bir şey var. Gazeteci'nin şöyle bir talihsizliği var. Şimdi elde çok veri var ve bazı projeksiyonlar yapıyorsunuz. Mesela bu altın masa kaybedecek. Bırakın hani parlamento değişikliğini hani sal çoğunluğu bile yakalayamayacak bu kafayla. Çünkü böyle şeydir hani Bremen müzikacıları gibi. Hani bir orkestra olamadılar dedim. Örneği aynen böyle vermiştim. Hı hı. Evet şey var. Yine, yine, var, yine, yine var. sanat dünyasından örnekler o zaman da vardı yani. Var var hep var. Yani <laughs> piyano var, bağlama var, keman var. Ama nota çıkmıyor. Nota çıkmıyor. Habire kulağımızı kapatıyoruz. E, çünkü iyi bir orkestra şefi yok. Yani bir şef olsa o orada neler çıkarır. Yani e, Carmina Brona bile çıkarırlar. Karlof'un. Ama şef yok. Şef olmayınca böyle kakafon işte kulağını kapatıyorsun diye. Örneği de böyle vermiştim. Ve o yüzden kaybedeceklerdi. Ondan sonra ve kaybettiklerinde de herkes birbirini suçlayacak. Ama en çok da Kemal Bey'i hedefe oturtacaklar. Ve al bunu ateş edin diyecekler. Hatta ona da Ekrem Bey dahil diye. İşte ya o dönem şey yazdılar. Yok ya, şey işte, yandaş gazeteci şöyle böyle falan filan. Ya kardeşim bunun yandaş kafa alakası yok. Ben vicdanlı doğruları gören ve bunu söyleyen bir adamım. Ve oldu da. Bakın o yüzden şimdi kayda geçiyorum. İstanbul seçimleri kaybedilecek. Ve birbirini doğrayacaklar. Yani... Genel merkeze Kemal Bey değişmediği için ben kaybettim diyecek. Ve biz 1 Nisan sabah itibariyle olan şu kurtayı konuşacağız. Çünkü çok parlak görünmüyor. Yani şöyle parlak görünmüyor. Bir kere İyi Parti ve HDP desteği olması ciddi anlamda risk. Risk daha da büyük. İkincisi Ankara için aynı şey geçerli. İyi Parti desteği olmadan Mansur Bey'in tek başına kazanmaz. Çok buralarda makas büyük değil. Sevgili Salih. Yani İzmir için söylemiyorum bunu. Çankaya için söylemiyorum. Çankaya'da CHP boş kaleye gol atıyor. Yani 73 74 makasına çıktı o. Oy. Ee, bunu ben şey Arada için ora, oranları için söyleyeyim söylüyorum. mi? Şunlardan mı bahsediyorsun? Yani mesela İstanbul'da demin söyledim. E, yani seçim yaklaştıkça sanırım bu veriler daha da önemli olacaktır. Son milletvekili seçimlerindeki verilerden bahsediyorum 14 Mayıs'tan. Eee %36 civarında AK Parti İstanbul'da CHP'nin 28 yakın oyu var. İyi Parti 8,2, YSP 8,1, MHP 6,08, Tipin oyu burada mesela hani yüksek 4,08. Aslında yeniden Refah onların da oylarını buraya eklemek lazım. Ankara'da ee, Ak Parti yine birinci parti 32,1 CHP 30,7 79 30,8 diyelim İyi Parti 13,12 MHP 10,2 Zafer Partisi 340 ee... Yeşil Sol Parti 2,9 yani baktığımızda dediğinin gibi hani Ankara için Yeşil Sol Parti'nin çıkması belki İstanbul kadar etkilemez ama İstanbul'da olmazsa mevzu çok farklı oluyor. Ankara'da çok, da çok eğer zor. iyi parti olmazsa sanırım kazanması mucize olur herhangi bir adayın muhtemelen. Aynen öyle. Aynen öyle. Hatta Cumhurbaşkanlığı seçimini bile baz alsanız İstanbul ve Ankara'da Kemal Bey 1,5-2 puan önde. Hı hı. Ee, yani öyle bir puan yer değiştirdiği anda tablo değişiyor. Bir buçuk puan yer değiştirdiği anda tablo değişiyor. Dolayısıyla Ankara, İstanbul, Adana, Mersin, Hatay bence gitti. E, Antalya, ya yani buralar çok bıçak sırtı. Şimdi buraların hepsinin birden kaybedildiğini düşünün. Bir Nisan itibariyle biz hakikaten... Bambaşka bir şey konuşacağız. Yani olağanüstü Kongre süreçleri, CHP'deki kavgalar, tartışmalar. Ee, şimdi dolayısıyla bu bu işler çok kolay değil. Yani bunu hı hı. dizayn etmek ne Kemal Bey açısından kolay, ne de Ekrem Bey açısından bundan sıyrılmak kolay. Ee, yani zorlu bir süreç. Gerçekten zorlu bir süreç. Dolayısıyla ben senin İmamoğlu'nun İstanbul büyük şey, yani gönlünden geçen, kalbinden geçen, yüreği şey beyninden geçen CHP'nin genel başkanlığı ama diyelim ki İstanbul Büyükşehir'e fit oldu burada yaptığım olan şey şu sadece kavga ötelenir bitmeyecek hmm. yani hesaplaşmayı öteleyeceğiz nereye öteleyeceğiz 1 Nisan sabahına 1 Nisan sabahında çok daha büyüğünü göreceğiz kavga. Ama zaten o kadar ötelenecekse seçime ki... kadarki kısmında eğer yeniden bir kavga dövüşü olmayacaksa bence faydadır muhalefet adına Şimdi kurultaya, kurultaya kadar hesaplar devam edecek aşağı yukarı herkes böyle bir hamle hesap e, yapacak Kurultaydan sonra Kemal Bey yani Mevcut delege yapısına baktığımızda evet yani genel başkanı tekrar alacak gibi görünüyor e, ama bu bunu şu manada söyledim İmamoğlu e, İstanbul Büyükşehir şehirde Beledi, BD başkanlarına adaylarına fit oldu ve bu iş bitti anlamında değil. Hmm. yani hesaplaşmayı erteledi sadece. Çünkü gerçekten Ekrem Bey artık şeydir yani kalbinde şey yok. Hani İstanbul değil o Türkiye'yi yönetmek istiyor. Ve bunu bugünkü toplantıda o kadar bariz hissediliyor ki bu. Ya yani diyor ki ben artık böyle Premier Lig oyuncusuyum ya. Yani TFF 1'de oynayamam diyor. Premier Lig oyuncusu. Ben anlamıyorum Dördün... diye sen devamlı spordan da futboldan da örnek veriyorsun. Evet. Yani şey artık İstanbul'a sığmıyorum. Ya, biraz ben, <laughs> bence Bak, onu değil. anlıyorum abi. O güzel. Oscar Wilde'ın çok güzel bir hikayesi var. O hikaye şey Hawaii şey hikayesi. ona benziyor biraz Ekrem İmamoğlu'nun ki. Yani ben buradayım diyor ama o biraz o Hawaii fişek sonunda anlaşılıyor ki nemlenmiş ve bir daha patlamayacak bir Hawaii fişek. Ama sürekli en büyük, en güzel, en en mükemmel, en uzağa giden, en yükseğe çıkan, en çok ışık veren Havai fişek olduğunu zannediyor kendisi Oscar Wilde'ın hikayesinde. Biraz eklemem oldu ki böyle yani.